Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her hafta salı günü düzenlemiş olduğu halk günü buluşmaları kapsamında vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Her zaman yoğun bir katılımın olduğu halk gününde Başkan Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte halkın sorunlarını dinledi. Gün boyu hemşerilerinin problemlerini, beklentilerini ve düşüncelerini dinleyen Başkan Yazgı, her yerde her zaman vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız halkımızın sorunlarını çözebilmek, derdine derman olabilmek. Vatandaşlarımızın halk günü buluşmalarında buradan memnun ayrıldığını görmek bizlerin en büyük mutluluğu diye konuştu. Aksaray Belediyesi ve Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Çocuklar Sevgiyle Büyüsün programı kapsamında meslek edindirme kurslarına katılıp başarılı olan 26 genç için sertifika töreni düzenledi. Aksaray Belediyesi ve Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuklar Sevgiyle Büyüsün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında meslek edindirme kurslarına katılan devlet koruması altındaki 26 genç için sertifika töreni düzenlendi. Polis evinde düzenlenen programda proje kapsamında sosyal ve ekonomik yönden zayıf, herhangi bir mesleği olmayan devlet koruması altında Aksaray Belediyesi AKMEK tarafından düzenlenen kaligrafi meslek edindirme kursunda başarılı olan 11 çocuk ve İşkur tarafından açılan doğalgaz kalorifer ateşçisi meslek edindirme kursuna katılarak başarılı olan 15 genç sertifikalarını il protokolünün elinden aldı. Programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anıt, İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kurslarda başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Şimdi burada çok önemli bir proje değil, aslında birçok proje gerçekleştiriliyor. Ben her şeyden önce bundan dolayı gurur duyuyorum. Çünkü burada toplumun bütün dinamikleri, yani belediye, vali, valiliğe bağlı olan birimler, değerli müdürlerimiz hep birlikte tek ve bir tane amacımız var. Böyle kıymetli çocuklarımızı hayata kazandırmak, onlara yeni beceriler katmak ve bu durumda toplumumuzun hem medeniyet seviyesini hem de çalışma seviyesini en iyi noktaya getirmek hepimizin gayreti ve amacı bu. Böyle birimlerin bir araya gelip de bu tür projelere imza atması da tabii bizim için bir gurur vesilesi oluyor. Bunun sonucunda da bu tür sertifika programlarıyla da değerli kursiyerimize katılan değerli kursiyerlerimize de kızlarımıza, değerli gençler kardeşlerimize böyle ödüller vermek bizler için her zaman bir mutluluk. İnşallah bunlar daha da artarak devam edecek. Daha da güzel projelerle imza atacağız hep birlikte, hep beraber. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sizlerin bizlerden talepleri olduğu sürece, sizlerin bizlerden istekleri olduğu sürece biz bütün birimlerimiz olarak bu tür faaliyetlere varız ve yapmak da istiyoruz. Sayın Müdürümüzle az önce de içeride konuştuğumuzda daha birçok programlarda otururken daha yeni ne proje yapabiliriz, daha fazla neyi üretebiliriz, ihtiyaçlı olan kesimlerde neleri kazandırabiliriz hep bunun üzerine kafa yoruyoruz. Yani bizim derdimiz ve gayemiz bu şehrimizde en iyi şeylere imza atabilmek. O nedenden dolayı bu ve buna benzer birçok projeye imza atan bütün müdürlerimize ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı zamanda evlerimizde kalan kızlarımız, zaten onlarla birçok programlarda beraberiz. Onların böyle her seferinde ellerindeki bilezikleri diyelim. Çünkü öğrendiğiniz her şey size bir bilezik gibi düşünün. Her öğrendiğiniz şey size bir hüner olarak, bir tecrübe olarak katılıyor. O nedenden dolayı da hayata çok güçlü bir şekilde hazırlanıyorsunuz. O nedenden dolayı bu tür kurslarımızı takip ettiğiniz için, katıldığınız için ve başarıyla sonuçlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ projeyle ilgili bilgiler vererek herkese teşekkür etti. Bugün burada kaligrafi sanatı kursunu başarıyla bitiren 10, doğalgaz kalorifer ateşçisi meslek edindirme kursunu başarıyla bitiren 13 gencimizin sertifika töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her iki projemizin de hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı başta Valimiz Sayın Aykut Bekmez olmak üzere, Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı ve onun nezdinde AKMEK çalışanlarına, İşkur Müdürü Mahmut Akkuş,
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Öktürk ve mesai arkadaşlarına, birikimlerini gençlerimizle paylaşan öğretmenlerimize, özverili şekilde çalışarak kursları başarıyla bitiren siz değerli gençlerimize, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Projesi kapsamında öğrencilerle buluşuyor. Bu proje kapsamında ilk olarak Gülşah Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Başkan Yazgı öğrencilerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin büyük oranda barınma ihtiyacını karşılayan Aksaray Kredi ve Yurtlar Kurumu'na desteğini sürdürüyor. Aksaray'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla okulların başta fiziki şartlarının iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel projelerle her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen ve okul okul gezen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, en son KYK yurtlarında kalan kız öğrencilere destek olmak amacıyla kız öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Yazgı ziyarette eğitimli gençlerimizle güçlü yarınlara hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz, güçlü bir gelecek ve ülkemiz için Aksaray Belediyesi olarak da öğrencilerimize eğitime yönelik desteğimiz sürecek dedi. Bunların içinde şu an belediyemizin bir ay boyunca yapacağı bütün kültür etkinlikleri burada var. İçinde tiyatrolar var, devlet tiyatrolarımız var. Tabii çocuklar için tiyatrolar var, gençlerimiz için yaptığımız programlar var. Yani bizim bir ay boyunca dolu dolu yaptığımız bütün etkinliği burada görebilirsiniz. Özellikle buradan bizi takip etmenizi istiyoruz. Bir başka duyurumuz, geçen sene ilkini yapmıştık Gençlik Festivalimiz. Bu sene ikincisini yapacağız. 4'ünde, 5'inde, 6'sında, Mayıs ayında. Yani Mayıs ayının ilk haftasında Gençlik Festivali yapacağız. Yine içerisinde konserlerimiz, atölyelerimiz, değişik etkinliklerimiz olacak. Sadece şöyle bir hassasiyetimiz var, onu da söylemek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz, Afrin'de devam eden bir operasyon var, Zeytin Dalı operasyonu. Onu da söylemek istiyorum. Orada şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de bir önce şifaya kavuşmalar için dua ediyoruz. Buradan birçok etkinlik yapıyoruz. Hem pazar günleri sivil toplum kuruluşlarıyla sabah namazlarında buluşup dualar eşliğinde, kurbanlar eşliğinde yaptığımız etkinlikte sivil toplum kuruluşları yine yapacağımız bir hesap numarasından para yatırmaya gelip diğer etkinliklerimiz var. Bunlar bir taraftan ama Allah muhafaza inşallah öyle bir sıkıntı olmaz ama bu aylara denk gelen şehit ya da başka bir sıkıntı olursa belki bazı şeyleri erteleyebiliriz ama orada tamamen kapatmayız. Yine atölyelerimiz olur, yine farklı etkinliklerimiz olur. Yani gençlik festivalimiz bir şekilde olur ama belki konser programları değişebilir. Onu şimdiden duyuyorum ama bu bizle ilgili değil. İnşallah memleketimizde bir problem olmazsa, bir sıkıntı yaşamazsak biz bu gençlik festivali bu sene ikincisini yapacağız. Eşi Hasibe Yazgı ile birlikte öğrencilerle buluşan Başkan Yazgı, Sinevizyon gösterisi eşliğinde belediye projelerini anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çocuk korolarımız var, gençlik korolarımız var. Güzel çalışmalara inşallah bekliyoruz. En kısa zamanda. Biz Ağustos'tan beri mail atıyoruz. Evet, Ağustos'tan beri sürekli maillerimiz atılıyor. İnşallah teşekkür ederiz. Sağ olun bizim dinlediğiniz için. Evet, ben Gülşah'a teşekkür etmek istiyorum. Programa katılan Kredi ve Yurtlar Kurumu Aksaray İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve Minibüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk de öğrencilerin dile getirdiği sorunlar hakkında ihtiyaçlarının giderilmesinde öğrencilere en iyi hizmeti vermek için yardımcı olacaklarını belirttiler. Programda Aksaray Belediyesi Müzik Grubu keyifli bir mini konser de verdi. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yayayla araç trafiğini ayırmak ve araç trafiğinde yönlendirme yapmak ve refüj başlarında güvenliği sağlamak amacıyla delinatör çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde uygunsuz park ve trafik güvenliğinin sağlanması için delinatör çalışması gerçekleştirdi.
Şehrin birçok noktasında yerleştirilen sistemde uygunsuz parkın önüne geçilmiş hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış oluyor. Aksaray Belediyesi sürücülere uyarı ve ikaz amaçlı araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda, kavşak girişlerinde şerit ayırma ve yol bölme çalışmalarını kent genelinde devam ettiriyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, destek hizmetler birimlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aksaray Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mobilya Atölyesi, Sinyalizasyon ve Boya Atölyesi, Yağ Atölyesi, Ulaşım Hizmetleri Atölyesi ve Tamir Atölyesini ziyaret eden Başkan Yazgı yaptığı açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyeler birimimizde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda boya, badana, marangozluk, demir işleri ve benzeri işlerle ilgili çalışmalarda minimum maliyetle kendimiz üretiyor, düzenimizi ve koordinemizi sağlayarak hizmete sunuyoruz dedi. Atölyeler birimlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yazgı, şehrimizin ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını yürüten ekibimize ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum diyerek birimlere yönelik ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kapalı Çarşı'yı şehre yakışır bir hale getirmek için hazırlanan projede ilk adımını attı. Mevcut Kapalı Çarşı'yı şehre yakışır bir hale getirmek için hazırlanan projede ilk adım atıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kapalı Çarşı'da değişim için çalışmalara zemindeki kilitli taşları sökerek başladı. Yeni proje, Kapalı Çarşı'nın cephe, zemin ve çatı modernizasyonunu kapsıyor. 3914 metrekare alanda granit bazalt zemin döşemesi yapılacak ve iş yerlerinin cephe giydirmesi dahil tüm çarşının zemin ve çatısı yenilenecek. Çalışmalar sürecinde dükkanlar kapanmayacak. Aksaray Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde 22 Nisan'da yapılacak olan EKPSS sınavı için hazırlık kursu açıldı. Aksaray Belediyesi katkılarıyla Türkiye Beyaz Ay Derneği Şubesi tarafından açılan kursta %40 ve üzeri engelli raporuna sahip engelli kamu personeli seçme sınavına girmek isteyen kişiler sınav tarihi olan 22 Nisan'a kadar Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Somuncu Baba Külliyesi'nde açılan kurs merkezine başvurarak sınava hazırlanabilirler. Haftada en az 4 saat ders verilen hazırlık kursu her hafta sonu 13 ila 16 saatleri arasında. Şu an için 25 öğrenciye ders verilen hazırlık kursunda gönüllü öğretmenlerden oluşan eğitimciler öğrencilere Türkçe, matematik, tarih, genel kültür ve coğrafya branşlarında ders veriyor. 4 yılda bir düzenlenen EKPSS başvuru tarihi 21 Şubat'ta sona ererken 22 Nisan'da yapılacak sınavda 5000 engelli vatandaş kamuya yerleştirilecek. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Aksaray Üniversitesi bölgesinde yer alan yurt kompleksi sınırlarında içme suyu bağlantı çalışmaları başlattı. Mahallelerde kırılan ve patlayan boru hatlarına ekipler müdahale ederek arızaları gideriyor. Güzergahta ağır iş makinalarıyla kazı çalışmaları ve içme suyu ana hattı oluşturuluyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı liderliğinde mahallelerin içme suyu sorunlarını çözmek için yoğun mesai harcayan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri sorunları tek tek çözüme kavuşturuyor. Yeni içme suyu hatlarının uzun yıllar hizmet vermesi bekleniyor. Aksaray Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evlere gıda ve malzeme yardımlarının yanı sıra Aksaray Merkez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıtımı yaptı. Aksaray Belediyesi'nin alışveriş kartı dağıtımı yaptığı ihtiyaç sahibi aileler bu kartlarla istedikleri zaman belirlenen marketlerden alışverişlerini yapabiliyorlar.
Yeni sosyal yardım alışveriş kartlarına yüklenen paralar sadece alışverişte kullanılırken, gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşyası yardımında da bulunmaya devam ediliyor. Alışveriş kartı almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin yardım için Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. Başvuruların ardından yapılan denetimler sonucunda yardım almaya hak kazanan kişilere kartları dağıtılıyor. Denetim bilgileri ışığında kayıt altına alınan ailelere yardımlar düzenli olarak sağlanıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.